Başkanım, buradan yaya geçidi yapalım başkanım. En içten duygularımızla, sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sizlerin iradesi önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Öncelikle 12 Haziran seçimlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. Tam bir yıl önce bugün Cülemek halkı, Gever halkı, Şemzinan halkı, Çeli halkı bütün dünyaya çok önemli bir mesaj vermişti. 12 Haziran seçimleri akşamı sandıklar açıldığında 90 yıllık sömürgeci faşizan sistem, faşizan rejim burada iflas bayrağını çekmişti. Aradan tam bir yıl geçti. O tarihi destan gününün yıl dönümü nedeniyle ben bir kez daha Gever halkını, Cülemek halkını, bütün halkımızı buradan bir kez daha kutlayarak teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Tabii bu bir yıl içerisinde siyasi olarak çok büyük değişimlerle yaşandı. Hatırlarsanız 12 Haziran akşamı bir yıl önce sandıklar açıldığı zaman bir çözüm umudu doğmuştu. Neydi o çözüm umudu? Halkın siyasi iradesi, kararlılığı verdiği oylar AKP tarafından ve onun genel başkanı tarafından doğru okunsaydı, o mesaj doğru algılansaydı bu geçen bir yıl içerisinde yaşanan hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktı. Neydi o mesaj? O sırada İmralı'da ve Oslo'da görüşmeler yapılıyordu. Müzakereler sürdürülüyordu. Halkımız da BDP'ye ve blok milletvekillerine verdiği oyla, destekle bu siyasi müzakere sürecini desteklediğini, arkasında olduğunu ilan etmişti. Seçim barajına rağmen, engellemelere, tutuklamalara, her türlü hukuksuzluğa rağmen çok güçlü bir siyasi irade ortaya çıkarmıştı. Ve AKP Genel Başkanı, hükümet, devlet o mesajları gerçekten de değerlendirebilmiş olsaydı belki de 30 yıl içerisinde barışa en yakın olduğumuz dönemdi o dönem. Fakat ne yaptılar? Ortaya çıkmış olan siyasi iradeyi tanımadıklarını seçimden daha birkaç gün sonra Hatip Dicle arkadaşımızın milletvekilliğini gasp ederek ilan ettiler. Hatip Dicle'nin mazbatası teslim edilmeden, mazbatası halkın seçtiği oylarla kendisine teslim edilmeden AKP'nin siyasi gaspçısı Oya Eronat koşar adım adliyeye gidip halkın iradesini gasp etti. Bu daha ilk adımdı. Bakın, halk güçlü bir barış mesajı vermişken onlar daha ilk adımda Hatip Dicle ile Hatip Dicle'nin vekilliğini gasp ederek tavırlarını ortaya koydular. Onun üstünden 3 gün geçti. Tutuklu milletvekilleriyle ilgili arkadaşlarımız serbest bırakılması için itirazda bulundu. Bütün mahkemeler reddettiler. Daha seçimden bir hafta geçmeden tavırlarını ortaya koydular. Yani siz seçersiniz ama biz tanımayız mesajı verdiler. İşte onun üzerinden bir yıl geçti. O AKP'nin tavrı üzerinden tam bir yıl geçti. Bu süre zarfında hiçbir gün siyasi operasyonlara, siyasi soykırıma ara vermediler.
tek bir gün askeri operasyonlara ara vermediler. Her gün öldürerek, tutuklayarak, sokakta coplayarak, gazla, panzerle 12 Haziran günü sandıktan çıkan siyasi iradeyi ezmeye çalıştılar. Bununla peki ilk defa mı karşılaşıyoruz? Hayır. Tam 100 yıldır bunlar böyle. 100 yıldır aynı zihniyet var. Şeyh Said'de de zihniyet aynıydı. Zilan'da da, Ağrı'da da, Dersim'de de, Koçgiri'de de aynı zihniyet vardı. İşte son bir yıldır yaşadığımız 100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca faşizan, sömürgeci zihniyetin, katliamcı zihniyetin bir tekrarıdır yaşanıyor. Ve bu bir yıl içerisinde hiçbir şey olmamış gibi, Kürt halkı üzerinde bu kadar zulüm, baskı yaşanmamış gibi, Kürt halkı, BDP ve onun siyasi iradesi savaş yanlısı olmakla, eli kanlı olmakla, katil olmakla suçlandı. Ve tam bir yıldır İmralı'da Sayın Öcalan ağır tecrit koşulları altında halkından, halkıyla arasındaki bağdan koparılarak nasıl bir savaş politikası ısrarı olduğunu her gün, her saat göstermeye devam ettiler. Bakın şimdi aradan bir yıl geçti. Bugün 13 Haziran. Geriye dönüp baktığımızda yaşanan Roboski katliamından sokakta katledilen gençlerimize kadar katliamlarla, tutuklamalarla geçen bir yıl sonrasında ve halen bu kadar zulüm yaşanıyor olmasına rağmen Türkiye medyası, Türk halkı, Türk yargısı Kürt halkına düşman muamelesi yapmaya devam ediyor. Bizim üzerimizde uygulanan hukuk, halkın üzerinde uygulanan yasalar normal yasalar değil. Normal mahkemeler değil. Kendileri de söylüyor. Tayyip Erdoğan diyor ki bu özel yetkili mahkemeler devlet içinde devlettir diyor. Başbakan bunu söylüyor. Ama bu devlet içindeki devlet her gün arkadaşlarımızı tutukluyor. 7 yaşındakini de 90 yaşındakini de tutuklayıp zindana atıyor. Devlet içinde devlet diyorsan eğer, sana dokununca, senin MİT müsteşarına dokununca, isyan ediyorsun da, sen talimat verince, bizi tutuklatınca normal mi oluyor? İşte düşman yasası, düşman hukuku, düşman kanunu uyguladıklarının en önemli göstergesidir. Bizi vatandaş olarak görmüyorlar bir defa. BDP'li Kürtler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde vatandaş olarak kabul görmüyor. Düşman hukuku uygulanıyor. Roboski'de savaş uçağıyla parçalamak düşman hukukudur. Özel yetkili mahkemeler eliyle belediye başkanını, milletvekilini, genci, yaşlısını, kadınını zindanlara doldurup orada zulme tabi tutmak düşman hukukudur. Biz de diyoruz ki madem bize düşman hukuku uyguluyorsun, madem bizi düşman olarak görüyorsun, madem bizimle birlikte yaşamak istemiyorsun, çık bunu açıkla. Peki ben Kürt halkıyla birlikte yaşamak istemiyorum. O zaman Kürt halkı da kendi kararını verir. Kürt halkı da böyle bir faşizan zulüm düzeniyle yaşamaya mecbur değil. Kendisini düşman olarak tanımlayan bir devlet, bir hukuk sistemiyle iç içe yaşamaya mecbur değil. Bunlara açık açık oturup konuşalım. Kürt halkı diye bir halk var, inkar etmiyorsun. Dili var, inkar etmiyorsun. Ama dilini kullanamaz diyorsun. Haftada 2 saat seçmeli ders olacak. Ya ben anamdan doğarken seçme şansım var mı ki 5. sınıftan sonra seçeyim? Kürt çocuğu anasından doğarken dilini seçiyor mu ki sen ona seçmeli ders sunuyorsun? Önce sen Tayyip Erdoğan olarak torununu Türkçe seçmeli derse göndermeyi kabul et. Kürtler de çocuğunu Kürtçe seçmeli derse göndermeyi kabul etsin. Önce sen de ki evet. De ki benim torunumla Türkçeyi seçmeli ders olarak öğrensin. Bu eğer senin vicdanında, ahlakında kabul görüyorsa Kürt halkı da bunu kabul etsin. Şimdi bir yasağın, bir psikolojik sınırın aşılması açısından Kürtçe seçmeli ders önemlidir. Biz olmasın demiyoruz. Olsun. Ama Türkiye'nin batısındakiler için önemlidir.
onlar Kürtçeyi öğrensinler istiyoruz. Okulda 5. sınıfta da 1. sınıfta da Türk çocukları Kürtçeyi seçmeli ders olarak alsınlar, öğrensinler. Çünkü bu ülkenin bir dilidir Kürtçe. Ama Kürt çocuğu için 5. sınıftan sonra haftada 2 saat Kürtçe öğrenebilirsin demek, ben 5 sene önce seni asimile edeceğim, 5 sene seni Türkleştireceğim, 5. sınıftan sonra da Kürtçeyi yabancı dil gibi sana seçmeli olarak vereceğim demektir. Sen o 5 sene çocuğa Türkçe eğitim verdikten sonra zaten asimilasyon süreci tamamlanıyor. 6. sınıfta vereceğin Kürtçe çocuğun ana dili olarak kalmaz ki artık. Hesap bu. Fakat buna rağmen biz diyoruz ki önemlidir. Kürtçe'de seçmeli ders olsun müfredatta. Ama Kürt halkı için değil. Sizin için. Öğrenin, Kürtçe'yi öğrenin diye okullarda seçmeli ders olsun. Siz de gidin o kurslara öğrenin. Eğer Kürt halkının talebini ve beklentisini karşılamak istiyorsanız, ana sınıfından üniversiteye kadar Kürtçe eğitimdir talep. Kürt halkının talebidir. Diyorlar ki, Kürtçe eğitim mümkün mü diyor. Biri diyor ki medeniyet dili değil, öbürü diyor ki efendim bu konuda ders kitabı yok. Tabi 80-90 yıldır yasaklasan bunun altyapısı olmaz. Altyapısını hep birlikte hazırlayalım. Samimiysen eğer, 1-2 senede bunun altyapısı hazırlanır. Bak Türkçe'ye, Türk diline olimpiyat yapıyorsun uluslararası. Ama Kürt diline bu kadar tahammülsüz yaklaşırsan tabii ki gelişmez bu dil. Tabii ki matematik kitabı olmaz, fizik, kimya kitabı olmaz Kürtçe'nin. Sen bunu yasaklamışsan 90 yıl, bunu bir günde yapmak imkansızdır. Önce bunun önünü açacaksınız. Önce Kürtçe eğitmenler yetişecek. Bunun ders kitapları yazımı başlayacak. 1-2 sene içerisinde de ana sınıfından başlamak üzere Kürtçe eğitim mümkündür. Talep budur. Şimdi her seferinde dönüp Kürt halkına TRT şeşi açtı, İşte yarın bir gün seçmeli ders de yapacağız, başınızdan fazladır derseniz Kürt halkı bu haksızlığı, bu hakareti kabul etmez. Siz kendi ana vatanınızda haftada 2 saat seçmeli dersi kabul ediyor musunuz? Kürtler niye Kürdistan'da bunu kabul etsin? Burada esir midir Kürtler? Mülteci midir? Göçmen midir? Niye kabul etsin? Mesele bu kadar basit. Bu kadar savaş uçağı, tank, top, panzer buralara yığacağına, bu kadar ordu, bu kadar komutan buraya yığacağına yapacağın tek bir şey var. Bunları geri çekeceksin, Kürtçe öğretmenleri göndereceksin. Karakolları boşaltacaksın, Kürtçe ana dilde eğitim yapan okul açacaksın. Bu kadar basit. Barış bu kadar kolay işte. Ve Ankara'dan gönderdiğin valiyi, kaymakamı bu halkın başına yönetici olarak atamaktan vazgeçeceksin. Halkın tutukladığın belediye başkanlarını serbest bırakıp onlara özellik hakkı tanıyacaksın. Bu kadar basit Kürt halkının barış talebi. Şimdi bunu tartışmayız bile diyorlar. Bu ülkeyi böler diyorlar. Ana dilde eğitimi milleti böler diyorlar. Biz de şunu söylüyoruz. Bizim Türk milletini bölmek gibi bir derdimiz yok. Türk milleti tek olsun, büyük olsun. Bizim derdimiz, siz Kürt milletini Türk milletinin içinde eritemezsiniz diyoruz. Kürt halkı, Kürt milleti diye başka bir millet var diyoruz. Türk milleti bölünmesin, tek olsun. Bizim Türk milletiyle bir sorunumuz yok. Akşama kadar başbakan çıksın, tek millet desin. Ama Kürt halkı ayrı bir halktır, ayrı bir ulustur. Mesele budur. Biz Türk milleti bölünsün demiyoruz. Kürt milletini asimile edemezsin diyoruz. Onu tekleştiremezsiniz diyoruz. Şimdi bunları istiyoruz diye, bunları söylüyoruz diye bize düşman hukuku uyguluyorlar. İnanın her gün karşılaştığımız uygulama düşman hukuku uygulamasıdır.
Tayyip Erdoğan mikrofonu her eline aldığında bizi hedef gösteriyor. Her konuşmasında halka hakaretler yağdırıyor. Ne diyor Tayyip Erdoğan? Kürtler diyor, BDP'nin, PKK'nın korkusundan, tehdidi altında AKP'ye destek veremiyorlar diyor. Bakın bu BDP'ye hakaret etmekten çok halka hakarettir. Korkak diyor Kürt halkına. Korkuyorsunuz diyor. Siz korkmazsanız AKP'ye destek verirsiniz diyor. Oysa biliyoruz ki Kürt halkı en büyük faşizan uygulamalarınızdan bile korkmadı. Kenan Evren'den korkmadı. Katliamlardan, zulümlerden korkmadı. Korkuyor demek onların korkaklığıdır, onların ucuzluğudur. Elbette ki üzerimizde baskılar yok mu? Her zamankinden daha fazla var. İşte her gün halkın evlatları şehit düşüyor, her gün halkın evlatları tutuklanıyor, her gün zulüm devam ediyor. Ama böyle bir dönemde bu kadar direnişin şart olduğu, farz olduğu bir dönemde korkmanın değil, ileri atılmanın zamanıdır. Geri çekilmenin değil, öne yürümenin zamanıdır. Bakın size yakın tarihimizden hepimizin bildiği bir tarihi olayı hatırlatmak istiyorum. Mazlum Doğan Ahmet zindanında büyük faşizm, işkence ve baskı altında. Dışarıda halk desteği yokken Ahmet zindanın içinde ne olup bittiğinden halkın hiçbir şekilde haberi yokken bile tek başına görkemli bir direniş meşalesini yaktı. Tek başına. Eğer o gün mazlumlar, hayriler, kemaller o zindanda korksaydı, can derdine düşseydi, geri adım atsaydı bugün siz bu meydanda olmayacaktınız, ben bu kürsüde olmayacaktım. O gün eğer halkın kahramanları Esat Oktay Yıldıran'ın, Kenan Evren'in zulmüne teslim olsaydı bugün bizim ismimiz okunmayacaktı. O yüzden her bir direniş, her bir dik duruş tarih yazıyor. Gever halkının direnişi olmasaydı, Gever halkının yıllardır ortaya koyduğu bu direniş olmasaydı, Gever gençlerinin canıyla, kanıyla, emeğiyle ödediği bedeller olmasaydı, ben bugün bu kürsüde olamazdım. Siz bugün bu meydanda olamazdınız. Bedel, harcanan hiçbir emek boşa gitmez, gitmemiştir. Tarih yazılmıştır, destan yazılmıştır. Elbette ki burada eksikler yok mu? Var. Bizim eksiğimiz var. Bu görkü... Bu kadar görkemli direnişe bizler yeterince layık olamadık. Seçilmişler olarak, sizin temsilcileriniz olarak bizler eksik kaldık. Siz fazlasıyla üzerinize düşeni yaptınız. Biz de kendi eksiğimizi, yetersizliklerimizi her gün sorguluyoruz. Her saat, her dakika size daha fazla nasıl layık olabiliriz? Bunun tartışmasını yürütüyoruz. Ama şundan emin olun, tarihi zorluklarla, tarihi baskılarla karşı karşıyayız. Halkın üzerindeki baskılar, partinin üzerindeki baskılar 30 yıldır 12 Eylül'de dahil olmak üzere görmediğimiz, karşılaşmadığımız düzeyde tutuklama ve soykırım operasyonlarıdır. Sadece Gever'den
600 arkadaşımız tutukludur. 1000'den fazla arkadaşımız sürgündedir. Sınırın öbür tarafındadır. Binlerce insan aranır durumdadır. Ülkenin her yerinde parti teşkilatlarımızın tamamında böyle bir baskı var. Fakat bütün bunlara rağmen tek bir geri adım var mı? Hayır. Sürekli ileri adım var. Sürekli bu faşizmin üstüne doğru kararlıca bir yürüyüş var. İşte bu yüzden bunu görünce çıldırıyorlar. Bunu gördükleri zaman kuduruyorlar. Kudurdukça saldırganlaşıyorlar. Mesele budur işte. Sizlerden ricamız, sizlerden beklentimiz, birbirinize daha fazla sahip çıkın. Artık final dönemindeyiz. Zafere yakınız, çözüme yakınız. Hiçbir psikolojik savaş, hiçbir yalan sizin kafanızı bulandırmasın. Asla ama asla fitne sokmaya çalışanlara inanmayın, aldanmayın. Hiçbir zaman olmadığı kadar güçlüyüz. Kararlıyız, azimliyiz ve her zamankinden daha fazla fedakarca mücadele ediyoruz. Bu nedenle eğer tecriti kıracaksak, operasyonları durduracaksak, bu katliamları durduracaksak, ricayla, minnetle, yalvarmakla olmayacağını en fazla biz biliyoruz. Dik durmakla, direnmekle, kararlı bir şekilde faşizmin yüzüne tükürmekle ancak bunlar kazanılabilir. Gever halkı bütün Kürdistan'da bu dönemlerin en fazla yükünü çekmiş bir halktır. Buradaki analar, değer aileleri, gençler en ağır bedelleri ödediler. Bütün dünya da bunu biliyor. Kürt halkının tamamını bunu biliyor. Devlet de bunu biliyor. O yüzden Gever'in üstüne bu kadar çok geliyorlar. Gever'e diz çöktürünce bütün Kürdistan'a diz çöktüreceklerine inanıyorlar. Çünkü biliyorlar ki Gever direniyorsa Kürdistan direniyordur. Bugüne kadar elinizden geleni yaptınız. Biz de çözüm için siyaseten en kararlı duruşu göstermeye çalışıyoruz. Sonuç almaya çalışıyoruz. Halkımızı korumak, ailelerimize sahip çıkmak en başta bizim görevimiz, partimizin, seçilmişlerimizin görevidir. Eğer bizim halkımız nezdinde bir eksiğimiz, yetmezliğimiz olmuşsa analarımız, şehit anaları, değer aileleri başta olmak üzere biz sizlerden ancak af dileyebiliriz. Ancak halkımızın affına sığınabiliriz ve pratikte halkımıza karşı layık olabilmek için daha fazla çalışarak ancak kendimizi, yetersizliklerimizi kapattırabiliriz. Halkımıza kendimizi affettirebiliriz. Partimizin bütün eksiği en başta benim eksiğimdir. Bu nedenle bu meydanda Gever halkına defalarca verdiğimiz sözü bir kez daha tekrarlayarak bitirmek istiyoruz. Biz bütün şehitlerimizin mezarı başında elleri öpülesi analarımızın, babalarımızın, genç yoldaşlarımızın ellerine o özgürlük abidesini teslim edene kadar asla ama asla tek bir geri adım atmayacağız. Bu sözü tekrarlıyoruz. Hepinize bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. Bütün arkadaşlarım adına hepinize başarılar diliyorum. Bir kez daha yolunuz